من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده من لا النبي بعده الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كهم بوسن يرتكن رب مزج شكران لرمز بوسن سزج بزج نسب بوليتكن بو رجب أيلرنه مبارك جمعة سن كلرنه تانلرنه تنلرنه خيرليك بركات لقبيرسن بو باش مزج يامغرلر قارلر يغدلر Allah tebarak ve taala yoqqan g'aysni elni yurtni rizqiga sabab etsin. Illa baloyi ofat etmasin. Dunyoda ro'y berayotgan ishlar, xususan mo'min musulmonning yurtdagi ishlarga Alloh o'zi yordam bersin. Allohim o'zini o'sha dushmanlarga o'zi kifoya qilib qo'ysin. Mo'minni ham musulmonning yurtini ham Allohim tinch qilsin. Bizdagi tinchlikni bardavom etsin. Allohim Beriyatken nametlerinden yeb içeyli bu. Uzinge şükür yetişini nasip etkin. Görmeysiz mi? Sure-i Kehf'ni karımız güzel kılıp okup verdiler. Mezaklayıp tinglep oturup biz. Kitaplarda. Kaysi mu'min musulman Cuma günü Sure-i Kehf'ni evvelki 15 ayetini okusa avvalgi 15 oyatini o'qsa, shetda eshitsa ham degani mana shuning ichiga kiradi, dohil. Eshitsa yoki o'qsa 15 oyatini juma kuni. Alloh taborak va taolo ul juma bilan bu jumaning o'rtasidagi barcha gunohini kechibdi degan hadislar kelgan. Birodarlar, mirqiyib eshitdik-ku oyatlarini. Allohning baytiga kelib duo qilib o'tiribmiz, zikr aytib. Bunga shukrmasmi? Allah'ım bu nimetlerini berdevam etkin. Kop yıllar, kop zamanlar Sure-i Kehf'lerini eşitip cumalarga, ibadetlerge, zikirlerge, dualarga katneşini berçemizge nasip etkin. Ölmesine ilacı yok, ketmesine imkanı. Allah'ım ahir demde berçemizge imanını hamrah etkin. Muhteremezler. Bugünkü gündeki mevzu yaşlık devri umr israfi yoki yüksek merreler deb ataladi. Juda go'zal, juda mu'minni musulmonni o'yiga toldiradigan, mulohazaga chaqiradigan mavzu. Allohim bundoq go'zal mavzularni, suhbatlarni yuborayotgan ulamolarni dunyo va oxiratini obod etgin. Bismillahir rohmanir rohim, muhtaram jamoat. Allah tebarek ve teala adam balalarının her birine yeryüzde hayat geçirişleri için müddet belgilegen. Hazreti Celaleddin Suyuti bir kızık vakiyeni yazdılar. Allah'ı tebarek ve teala berçe mahluklarını şu cümleden insaniyetini hem ruhunu yaratıp bir cayda koydu. Ferişteleri korsetti. Ferişteler toplengen ruhlarını korup. Ya Rabbuna innahum lattasa'uhum arduka. Ey Allah'ım, ha bularning hammasi yeryüzüge sığmaydı-ku, deyişti. Haligi toplangan ruhlarını, arvohlarını ko'pligini, insoniyatni ko'pligini ko'rib, Allah tabarak va taolo aytdi. Inni ja'ilun mauta dedi. Mana qaytdan qolgan ekan. Men dedi, o'limni yarataman dedi. Shunda sig'adi. Dese öledi, ikincisi tuğuladı, üçüncüsü öledi, dörtüncüsü tuğuladı. Ölümünü yaratamak. Yani fariştelerden sual buldu. Ya Rabbuna, izen yuhennehu lehumul iş, deyişti.
Ey Allah'ım, ha onda bunların yaşakız kemeyi koledik o, ölümünü yaratsan. Allah tebarek ve teala eytti. İnni ce'ilun emele dedi. Men dedi arzu hevesini yaratamam dedi. Üylenemen derken, turmuşka çıkamam derken. Üylenip turmuşka çıksa oğlanlık kızlık bulamam derken. Oğlanlık kızlık bulsa onu oktaman derken. Oktsa uzatamam, üylentiremem derken. Üylentirse, uzatsa, üylük caylık kılaman derken. Ondan farzan tuğularken, akika kılarken, şad bularken, hursan bularken, bir ağıyam yakınlaşıp kalarken. Dünyanın işi şu. İnsanın tuğuluş ve ölüm ortasındaki hayat kanday keçiş, keçişi, onun yaşlık devrini kanday otkeşke doğrudan doğru bağlı. Ben de Allah tebarek ve teala vergen şu arzu heves dünyada kanaka otkeşişi, yaşlığını otkeşişke bağlı. Eğer bola yaşlığı da doğru terbiye alsa ve kıymetli vaktini kadirge yetse, onun geleceği parlak boladı. Eğer yaşlığından faydasız işler ve akılını kemiruşu illetlerge verilse, vaktini bekar ketkese, dengeselik illetige muptala bolsa, ilim ya ki kasb örgenmese, onun geleceği haf astıda kaladı. Braderler, ahli sünnet vel cemaatı bitti itikad var. Adamın kasbi bakmaydı. Adamın Allah bergen rızk bakadı. Gap yok. Kasbini nimaga qiladi? Kasb o'sha rızkını kelishiga sababdir. Birodarlar, qilayotgan kasbimiz bor, dehqonchiliklarimiz, duradigorchiliklarimiz, ticaretlerimiz. Allah'ını berayotgan rızkıga sabab ekan, bende aytsa. Men zor dehqonman, o'shanga to'qman. Men zor ticaretçimen, oşenge bayman dese, imanıge putur yeter eken. Ve braderler, adam işlegeni üçün bay bulmaydı. Allah birgeni üçün bay buladı. Allah rızk verse, siz o bizde buladı. Allah rızk vermese, onun faydası yok. Ne demek mahçımız? Oşen rızkını tapu uçu, sebepini, organiş, vacip eken. Taharat kılıyabımız mı namaz okuşu? Ege taharat aldık. Kur'an okuş için taharat kılıyabımız ki. Braderler, trikçilikini, kasbini kılış, huddu şunga okşaş eken. Şunga bağlı, hembes mene şunga bağlı. Devletimiz tamamen yaşlarının ilim, marifet alışı ve talim ve terbiye tapıp kemalge yetişiş için berçe imkaniyetler yaratılmaktı. Kariyelerden bir de söyleyin. Sizler yaşlı ilerde şunaki ilimler var mıydı, şunaki kitaplar var mıydı, şunaki ulemalar var mıydı, şunaki mescidler açık mıydı? Kariler şunaki hoş avaz kariler Sure-i Kehf'ini okup yerer miydi? Sorayım. Arapça harpten korkan eken, Arapça harpten. Hiç isimden çıkmaydı Allah rahmet olsun ustazımız. Şarşınas oğlum. Taziyeye kirdik dediler. O şey 81. 82. yıllarda bir adamın taziyesine kirgen Arap şunas alimler oturdu. Kitaplarını tercüme ettiği şey diyen adamlar oturdu. Haliler var, siz tilavat kılın, siz tilavat kılın. Hiç kim bilmeydi dedi, tilavat kılışını dedi. Hammesi Arap dilini alimlerin. Kur'an tilavat kılışı bilmeydi. Şimdi bittesine buyurdu. Aliga kirilop va asal bo'lardi, ninachi bilan chumoli degan. O'sha ninachi bilan chumolini arabcha o'qib duo qilib chiqib ketgan ekan. Ey birodarlar, agar mana shu qariyalarda hozirga o'xshagan imkoniyat bo'lsa edi, bularning hammasi olim bo'lib ketar edi. Xususan yurtboshimiz tomonidan 2024 yilni yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilinishi ham bejiz emas. Zero har bir jamiyat, har bir davlat bilimlik, ma'rifatlik, diyonatlik, halol, pok, g'ayratlik,
fidakar ve vatanperver yaşlarga tayanadı. Hamma devlet şunga tayanadı. Halallarga, doğrularga tayanadı. Mehnatsevarlarga tayanadı. Vicdan ahliga tayanadı. Vicdansızlarga birerte devlet tayanmaydı. Vicdansızda iş yok. O beçaranın nefsi var, karnı var. Yani karnını asılayan nerseler var. O şanı gamı da o. Mana shunday yoshlarni tarbiyalashga har birimiz mas'ulimiz, vijdonli, aqlli, mehnatsevar. Yoshlik ikki ojizlik. Bolalik va qarilikning o'rtasida turuvchi odamning ham aqlan, ham jismanan kuchga to'lgan davridir. Qarang, voy Allohim. Ikkita zaiflikning o'rtasi yoshlik. Yoshligida odam zaif bo'ladi. Yaş katta bo'lganda zayıf bo'ladi. Aytmoqchi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wat-tini waz-zaytuni wat-tur-sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Anjir bilen kasam, zeytun bilen kasam, Tur-i Sino bilen kasam, Oman şehir Mekke bilen kasam, Tur'ta kasam kelyapti. Anjir bilen kasam, zeytun bilen kasam, Tur-i Sino bilen kasam, Mekke bilen kasam. Ketide kelyatgan ayetler muhimligini bildiradi kasamlar. Ketide nima muhim? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Biz insonni eng go'zal qomatda yaratdik. Insondan go'zal qomat yo'q. Ketida. Ketida osha. Thumma radadnahu asfala safilin. Osha go'zal qomatlik insonlarni ichidagi kofirlarni, munofiqlarni asfala safilinga tashladik. Ey inson, meni Alloh go'zal yaratgan ekan, zo'r yaralgan ekanman deb faxrlanma. Asfala sofilinga tashladik. Bu birinchi ma'nosi, ikkinchi ma'nosini eshiting. Asfala sofilinni. Asfala sofilinni ikkinchi ma'nosi bir o'g'il boladan misol olaylik. Bir chaqaloq o'g'il bola dunyoga kelsa hech joy ishlamaydi. Birinchi chiqadigan narsa ovoz ekan, nafas ekan. Sekin ko'z milt etib ochilar ekan, ko'rmasa ham. Uchinchi barmoqlar harakatga kelar ekan. To'rtinchi qo'llar harakatga kelar ekan. Beshinchi oyoqlar harakatga kelar ekan. Vaqt o'tishi bilan bola joyida dumalay boshlar ekan. Vaqt o'tishi bilan bola emaylay boshlar ekan. Vaqt o'tishi bilan bola yurib oyoqqa turib yurib ketar ekan. 40 ga kelar ekan. Yigit bo'lar ekan. Asfala sofiling 40 dan keyin boshlanar ekan. Bel og'rirar ekan, o'tirib olar ekan. Yotib olar ekan. Oyoqdan qolar ekan. Qo'llar ishlamas ekan. Ko'zlar yumilar ekan, oxiri nafas to'xtar ekan. Shuni otini asfala sofiling deydi. Birodarlar, yoshlik, yoshlik ikkita zaiflikning o'rtasidir. Alloh shunaqa yaratgan uni. Bu haqida Qur'oni Karimda Alloh taborak va taolo shunday marhamat etadi. Oyatning ma'nosini o'qiymiz. Alloh shunday zotdirki, sizlarni zaif narsadan bir tomchi suvdan yaratdi. So'ngra sizlarga zaiflikdan keyin quvvat paydo qildi. So'ngra quvvatdan keyin yana zaiflik va qarilikni paydo qildi. U o'zi xohlagan narsani yaratur. U bilimdon va qudratlidir. Sizlarni zaif qilib yaratdi. Undan keyin quvvat berdi. Quvvatdan keyin yana zaif qilib qo'ydi. Hech shubha yo'qki,
Kişinin yaşlık devri özü, ailesi ve vatanı için aynı fayda keltiradigan, salih amellerini ko'p qiladigan, Müslümanlarga hizmet qiladigan paytidir. Yaşlıkta qiladi ibadetini, yaşlıkta qiladi duanı, yaşlıkta qiladi yaxshi ishlarini. Katta bo'lgan, katta bo'lganda o'ziga yarasha bo'ladi. Nuqul namozga targ'ib qilsak, katta bo'lganda o'qiyman. Qachon katta bo'lasiz? Yoshingiz nechida? 55 ga kirdim. 55 ga kirganmish, hali katta bo'lgan emasmish. Qachon katta bo'lasiz? O'zi yosh katta bo'lgandan keyin ibodatdan boshqa ish ham qolmaydi. U yoqqa bu yoqqa yo'rg'alanmaydi, belda kuch yo'q. Ani xoromzor mandan ichalmaydi. Haligi sahr aralash davleniya. Choyxona. Choyxonada yaxshi gap yo'q. Masjid qoladi. Birodarlar kitobda aytganki, Alloh taborak va taolo aytadi. Shuna hadis qudusiy bor. Yigitlik davrini ibodatda o'tkazgan bandam qiyomat kuni meni soyamdan boshqa soya yo'q bo'lgan bir kunda meni soyamda turadi degan. Chunki yoshlik davrida nafsini jilovlab opti-ku, yoshlik davrida ibodatga tushib opti-ku. Lekin yoshlik ham doimiy emas, u vaqtinchalik mehmondir. Imom Ahmad rahimahulloh yoshlik haqida shunday deydilar. Imom Ahmad ibn Hanbal. Men yoshlikni cho'ntagimga solgan va undan tushib ketgan bir narsaga o'xshataman deganlar. Yoshlikni cho'ntagimga solgan va undan tushib qolgan narsaga o'xshataman. Bir pas turadi u cho'ntagida, keyin tushib qoladi u. Yo'qolib qoladi. O birodarlar, ichimizda o'tirgan mo'ysafitlar onadan bunaqa mo'ysafit bo'lib tug'ilmagan. Ular ham bizga o'xshagan, sizga o'xshagan yigitlar bo'lgan. Sizga bizga endi kelib turibdi yigitlik davri, yoshlik davri. Ya'ni yoshlikning tez o'tib ketishi osti teshik bo'lgan cho'ntakka narsa solish bilan tengdir. Bir pasda o'tib ketadi. Yoshlarimizni odob, axloqlik va zamonaviy bilimlar egasi qilib tarbiyalash ota-onalar va keksalarning burchidir. O'zimiz o'qimadikmi? Bolalarga yo'l beraylik endi. O'zimiz qilolmadikmi? Bolalarga sharoit yaratib beraylik endi. O'zimizni qo'limizdan kelmadimi? Bolalarimizni da'vat qilaylik endi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshlarga alohida e'tibor qaratar edilar. Nasihat va vasiyatlarda ularga yuzlanib turli mavzularni to'g'ri yo'lni ko'rsatar edilar. Masalan, Imom al-Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis shariflarda yoshlarga ilm olish, kasb egallash, go'zal axloq, uylanish, yoshdagi yigitlarga esa oila qurish bo'yicha qator tavsiyalarni qilganlar. Qancha hadislarni o'qisangiz, hazrat sahobiylarga shunaqa boshlanadi hadislar. Avsoni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz menga vasiyat qildilar. Qolali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz menga aytdilar. Payg'ambarimiz undoq dedilar. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat yoshlarga gapirdilar. Umar radhiyallohu anhu yoshlarni bilim olishga targ'ib qilish va rag'batlantirish ma'nosida ulug' sahobiylarni majlisga yosh yigit Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ni qo'shardilar. Hazrati payg'ambarimizni amakilari bo'lgan ekanlar, Abbos ibn Abdul Muttolib. Shu kishini katta o'g'illari Abdulloh ibn Abbos. U kishining ikkita ukalari var. Bittalari Fudayl ibn Abbos, ikkinchilari Qusam ibn Abbos. Qusam ibn Abbos deganlari hozirgi Samarqandda yotadilar. Shohizinda
Şe Abdullah ibn Abbas'ını Hazreti Ömer kettelerini meclise koşup durarak eller. Yaş ne? Endi o adam cüda alim adam bo'lgan, cüda zihinli adam bo'lgan. O adamdan nihoyatda aqlli fikirler çıkan. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'dan bu haqda şunda degan ediler. Umar radıyallahu anhu meni Bedir şeyhlerine koşar ediler. Bazilerge bu yakmaz idi. Oşeler unge. Neme uçun balemiz denge adamını bizge koşasız. Ey amir el mu'mini. Bedir urşçı katneşçileri malumunuz kim? İlk İslam'da kabul kigen uluğ zatlar. Yaşları kette ugan adamlar. Haligilerini Katar'a utkısı koyarak eller Abdullah ibn Abbas'ını. Ularını gaş gelip. Namca şu yaş balemiz bizge koşasız. Ya amir el mu'mini. Cevabını kanay. Uzat ise o özingiz bilgen adam dedi. Bir günü o meni çakırıp ularga koştu. Ularga menin kimligimni bildirip koyuş için koşganını bilip turardım. Ularga menin kimligimni bildirip koyuş için koşganını bilip turardım. Keyin Hazreti Umar. Allah tebarek ve teala a'udhu billahi mineşşeytanirracim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Degen kavlige neme deysiz deyip ulardan soradılar. An-Nasr suresini sorap kaptılar emiren mu'minin Umar ibn-i Kattab. Kette adamlardan. İzâ câe nasrullâhi feth ke neme deysiz deseler. Ulardan bazıları, yani yaş kettiler yaptı. Allah tebarek ve teala'nı idâ câe nasrullâhi vel feth kaçan bizge nusret ya ki feth birse Allah'a hamd ve istiğfar eyçişke amr kılındı diyimiz dediler. Bizge Allah tebarek ve teala yardan birse, Mekke'ni açıp birse Allah'a hamd eyçişke amr kıldı diyimiz. Bazıları ise sükut sakla birer narsa diyelmediler. Şunda ukşi menge. Hazreti Ömer eyti yaptılar. Abdullah ibn Abbas ke. Sen ham şunda idiysen mi? İbn Abbas. Hazreti Emir el Mu'minin saval beri yaptılar. Abdullah ibn Abbas ke. Sen ham şuna kadıysen mi? Abdullah ibn Abbas. Yok dedim. Neme deysen dediler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ecelleridir dedim. Harin. Ne mani öyle yaptı bu adam? Ayette ne mani yaptı? Ketteler ne mani yaptı? Bu adam ne mani yaptı? Allah bunu o zatke bildirdi. Vakti ki Allah'ın nusreti ve fethi gelse, ayeti oşa ecelinin alametidir. Ha biraderler faraset harin. Bir kemaliga yetken narsa, bir tamamiga yetken narsa demek vafoti bo'ladi degani. Bu odam shuni fahmlab turar ekanlar. Abdullah ibn Abbas. Vaqtiki Allohning nusrati va fathi kelsa oyati o'sha ajalning alomatidir. Bas robbing Rabbinni hamd ile poklab yod et. Undan mag'firat so'ra. Albatta u kechiruvchidir dedi. Shunda Hazrat Amir al-Mu'minin. Allohga qasamki, men ham bu borada faqat sen aytgan narsalarni bilaman dedilar xolos. Amir al-Mu'minin ham shunaqa der ekanlar. Kattalarni oldida bir Abdullah ibn Abbosni imtihon qilib olgan ekanlar. Demek Umar radıyallahu anhu Abdullah ibn Abbas dek. Yaş ilimlik sahabelerini yanada izleniş, ilim çokularını egelleşi üçün targıb kılgen ve rağbellentirgen. Şundan gelip çıkadı ki ilimlik yaşlarını hem
maddi hem manevi tamamdan rag'batlantirish cemiyet o mutasaddi kişilerinin vazifesi buluş gerek. Bana ne demek etkiş gerek bununla. Braderler, canımızga tegmedi mi? Gep geçti. Canımızga tegmedi mi? Çayhane. Kaçan balların noktamız. Bir repetitörge abarayım bunu. Bir Rus dili, İngiliz dili, Xitay dili, şunga hoşagan derslerini örgensin. Kompüterini örgensin. İbn-i Şehab Zuhri şagirdlerge. Yaş bulgeningiz sebeplik özingizni pes senemen. Hazreti Umar tafsilatke muhtaç bir işge düş gelseler yigitlerini çakırıp ular bilen maslahat kılardılar. Ularning o'tkir akıllardan faydalanar ediler. Ulug' zot aytibdilar ki, o'zingizni yosh tanab, o'zingizlarni tortmanglar. Kattalar sizdan foydalansin. Hazreti Amir al-Mu'mininden foydalanardılar degan ekanlar. Ma'lumki dinimizda ilmni dini va dunyoviyga ajratilmaydi. Belki odamlarga foydalik barcha ilmlarni egallashga targ'ib qilinadi. Qadimda ota-bobolarimiz bu qoidaga amal qilganlaridan ularning ichidan Imom al-Buxoriy, Imom at-Tirmiziy, Imom al-Maturidiy, Imom Abu Hafs al-Kabir kabi mashhur din ulamolari va Abu Rayhon al-Bayruniy, Ahmad al-Furg'oniy, Muhammad al-Xorazmiy, al-Farobiy İbn Sino, Ulug'bek kabi qomusiy olimlar yetishib chiqqan. Shuning uchun yetishib chiqqan. Ilmni ajratmagani uchun, ilmga intilgani uchun yetishib chiqqan. Tavba qildim. Bollar masjidga kelsa, ibodatga kelsa, sokinlikni, bir-birini hurmat qilishni o'rniga, o'rganishni o'rniga bir-biriga dag'dag'a qilishni, bir-biriga g'ash kelishni o'rganyapti sizdan bizdan kattalardan. Ey birodarlar, bir-birimizga g'ashimiz kelmasin. Bir-birimizga g'ashimiz kelmasin. Bir-birimizga alamimiz kelmasin. Undan ko'ra ilmni targ'ib qilaylik. Yoshlar qarab turibdi bizga. Hadis ilmini emiri İmam al-Bukhari babamız 16 yaşları geçe yurtimizdeki katta alimlerden talim aldılar. Ve zihin utkirligi bilen ence közge korunup kalgan ediler. İmam al-Bukhari 16 yaşları da 30 binden aşırı hadis niyattan bilerek geldi. Bir kitapta okudum 80 bin hadis deyip okudum. 16 yaşar böyle ya. 80 bin. ...16 yaşki yetkenlerden anneler bilen hac ziyaretine yol aladılar. Ve Arap diyarlardaki ulemalardan talim alıp... ...hadis ilminde bir nazır bulup yurtka kaytadılar. İmam al-Bukhari 40 yıl yürgene geldiler ilimizle. 40 yıl. Abu Ali ibn Sina 18 yaşlarda... Tibbiyotga tegishlik ilmlarni o'zlashtirib, bilimlarga ko'ra amaliyot dori ishlab chiqish, kasalliklarga tashxis qo'yish ishlarini boshlaydilar. Ibn Sinoni tib qonunlari degan kitobni original qo'limga tushib qoldi. Kitobni boshlanishini qarang. Shayx Rais yozyaptilar. Yosh bola ekanlar shu kitob yozayotganlarda. O'zlari ham uzoq yashamaganlar, 54 yoshda olamdan o'tganlar. Bizdagi paytlarda olamdan o'tgan ekanlar. Yozyaptilar. Tib qonunining kitobini nimaga yozganini, sababini yozyaptilar, aytadilar. Mendan ba'zi ixloslik birodarlarim iltimos qilishgan edi. Taqsir bizga tibbiyotda muxtasar bo'lgan bo'lsin, qisqa bo'lsin, gaplarni qarang. Bizga
tibbiyot ilmida qisqa bo'lsin, hamma masalalarni o'zini ichiga singdirgan bo'lsin. Zakaz qarang, qisqa bo'lsin, hamma masalalarni o'zini ichiga singdirgan bo'lsin. Uchinchisi, butun dorilarni xususiyatlari va tabiatdagi o'simliklarni, dorivorlarni xususiyatlari ham unda mujassam bo'lgan bir asar yozib bering deb iltimos qilishdi. Odamlar iltimos qilish kerak ekan. Shu qisqa hamma narsani ichiga olgan dori, hamma darmonlarni ichiga olgan mavzuda bitta kitob yozib bering deb iltimos qilishgan. Shunga yozib qo'ygan ekanlar tib qonunlari kitobini. Qonunni tib deydi. Eronlik olim Muhammad Ash-Chalabi uni tarjima qilganlar. Dunyoda tengi yo'q u kitobni. 18 yoshlarda. Bugungi kunda jamiyatimizga zarur bo'lgan turli soha mutaxassislarini yetkazib berishimiz farzi kifoya hisoblanadi. Qaytadan o'qiyman shuni. Bugungi kunda jamiyatimizga zarur bo'lgan turli soha mutaxassislarini yetkazib berishimiz farzi kifoya hisoblanadi. Farzi kifoya degani bir odam qilsa ikkinchi odamdan soqit bo'ladigan amalning otini kifoya deydi. Masalan janoza. Janozaga bitta xonadondan bitta odam qatnashsa, bitta ko'chadan bitta odam qatnashsa, bitta mahalladan bitta odam qatnashsa, bitta eldan, yurtdan bitta odam qatnashsa shahardan, qolganlardan soqit bo'ladi. Shuning otini kifoya deydi. Agar bitta xonadondan bitta odam qatnashmasa, bir ko'chadan bitta odam qatnashmasa, bir yurtdan bir odam qatnashmasa, qolgan hamma gunohkor bo'ladi. Ey birodarlar, bolalarni jamiyatga yetkazib berish bizga farzi kifoya ekan. Bugungi kunda jamiyatimizga zarur bo'lgan turli soha mutaxassislarni yetkazib berish bizga farzi kifoya hisoblanadi. Bolalarimizni yoshligidan o'zi qiziqqan sohaga maqsadli yo'naltirib, rejali va tizimli ta'lim olishga mas'uldirmiz. Zaruriy ilmlarni olish esa nafl ibodatdan ustun turadi. Birodarlar, zarur fanlarni o'qishlik, zarur ilmlarni o'qishlik mustahab ibodatlardan ustun turar ekan. Dunyoda ilm fan shiddat bilan rivojlanmoqda. Har kuni kashfiyotlar qilinmoqda. Lekin shu kashfiyotlarni qancha qismi musulmonlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Afsuski, bu nisbat juda ham kam bo'lib, bizni ogohlikka ilm fan bilan jiddiyroq shug'ullanishga undaydi. Dunyoni ko'ring, musulmonlarga qancha kashfiyot to'g'ri keladi. Qolgan kashfiyotlarni kimlar qilyapti, nimaga qilyapti? Tarixda musulmon olimlari dunyo xalqlariga ko'plab kashfiyotlarni taqdim etganlar. Kashfiyotlarning ko'pi aniq fanlarga to'g'ri kelgan. Ya'ni matematika, geometriya, astronomiya, fizika, kimyo hamda tibbiyot fanlari rivojlangan. Shuni hammasini musulmonlar yozgan. Bugungi kun yoshlarga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan. Yoshlarimiz bu imkoniyatlardan oqilona va to'g'ri foydalanishlari lozim. Taassufki, ayrim yoshlarimiz internet va kompyuter orqali nojo'ya o'yinlarni o'ynab, kishining iymoniga zarar keltiradigan surat va videolarni tomosha qilib, umrlarini oltin davrini zoya qilmoqdalar. Bolam, boshqa 10 yoshga boshqa kirmaysan bolam. 12 yoshga boshqa kirmaysan, bir marta kirasan bolam. 15 yoshga boshqa kirmaysan bolam deb o'rgatib turish kerak.
Vaholanki bu davrda vaqtning qadriga yetish, undan unumlik foydalanish lozim edi. An Hasan al-Basri radiyallahu anhu. Al-ilmu fis-sighari kan-naqshi fil-hajari. Ana. Hasan al-Basri aytadilar: "Yoshlikda o'rganilgan ilm toshga o'yilgan naqsh kabidir." Yosh katta bo'lganda o'qigan ilm kesakka yozilgan kabidir deydi. Kesak tosh, toshga yozilib qolsa o'chmaydi-ku, yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham. Kesakka yozilsa o'chib ketadi yomg'ir yog'sa. Alloh taboraka va taolo bandalardan qiyomat kuni yoshlikni qanday o'tkazganini so'raydi. Vaholanki inson hayoti faqat yoshlikdan iborat emas, lekin yoshlikning o'ziga xos ijobiy xususiyatlari sabablik hadis shariflarda yoshlikdan so'ralishi xossatan zikr qilingan. Nima, odam yoshlikdan boshqa davri bo'lmaydimi? Bo'ladi albatta. Bolalik davri bor, keksalik davri bor. Yo'q, yoshlikdan so'raladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq deydilar: "Sen 5 narsani 5 narsadan avval g'animat bilgin. Qarilikdan avval yoshligingni, kasal bo'lishdan avval salomatligingni, faqirlikdan avval boyligingni, bir ishga mashg'ul bo'lishdan avval bo'sh vaqtingni, o'limingdan avval hayotligingni." G'animat bilgin. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytadilar: "Alloh taborak va taolo kimga ilm bergan bo'lsa, yoshligida bergan yaxshilikni hammasi yoshlikdadir." Haqiqatda odam turib turib yurib katta bo'lganda ilmli bo'lib qolmagan, yoshligida ilm olgan. Hammasi, hamma olimni qarang, hammasi yoshligida. Abdulloh ibn Abbos aytadilar: "Alloh taborak va taolo kimga ilm bergan bo'lsa, yoshligida bergan yaxshiligining hammasi yoshlikdadir" deb oyat o'qidilar. Oyatning mazmuni: ular ayrimlari aytishadi, ularni gapirib ayiblab yuradigan Ibrohim degan bir yigitni eshitgan edik. Ularni gapirib ayiblab yuradigan Ibrohim degan bir yigitni eshitgan edik. Ibrohim alayhissalotu vasallam yoshliklarini o'zida da'vat qilar ekanlar. Allohni borligiga, yagona ekanligiga. Demak, Ibrohim alayhissalotu vasallam odamlarni butlarga ibodat qilishdan qaytarganda ham yosh yigit bo'lgan edilar. Muhtaram azizlar, nihoyatda yaxshi mavzu bo'lgan. Yana bir narsani ham qo'shib aytaylik, vaqtimiz yaqinlashib qolyapti. Yo'llarda tirbandlik, noqulaylik va masjid atrofidagi ko'chalar to'sib qolinishi oldini olish uchun uy yaqin bo'lgan va imkoni bo'lgan namozxonlar avtoulovlarni uyda qoldirib piyoda kelishlarini tavsiya qilamiz, birodarlar. Alhamdulillah, hammamizda ulov bor. Alhamdulillah, ibodatga kelamiz. Lekin uyimiz, yaqinlarimiz, iltimos, ulovlarimizni uyga qo'yib kelaylik. Chunki ancha ulovlar hamma joyda tirbandlikni tashkil qilyapti. Odamlarga bundan zarar yetyapti. Ko'chalar yopilib qolyapti. Tez yordam yoki o't o'chiruvchi mashinalar yurolmay qolyapti. Bir narsani eslatib o'tay, bir paytda shunaqa patvoni qabul qilishgan ekan. Kim ibodatga kelib otini, eshagini, tuyasini, hachirini, endi ibodatga o'sha paytda otda kelgan, tuyada kelgan,
haçırda kegen, eşeyde kegen. Kelip, nacoya bağlap ibadetke kirse, o eşey misan, at misan de bira onu darağını kaçıp koyadı mı? Bira onu eşeğini teyge tappilap koyadı mı? Hayvan deyindi o. Oşanı ibadet kabulmez deyişken. Braderler, biz maşinini kop koyduğumuz bira onu eşeğini teyge. Adamlar çıkalma yaptı. Adamlar otelme yaptı. Kanakılıp ibadet kotırımız, kanakılıp dua kotırımız. Can braderler, eslatı otemiz. Menajinerselerge itibar bir şeylerini, iltimas kılardık. Yani inşallah bu mavzularge kaytamız. Hazır eşitip durup siz kaç adamlarını yapardık. Kaç adamlar ihsan verdi, bravo. Yol kuruluştan şunge yordam beri yaptı, bravo. Braderler, cüderecelerimiz kette. Allah'ın beytini kuruluş rosa avcide. Kolumuzdan kegen yaşlilerini kolaylık. Allah tebarek ve teala onu sizden bizden, berçemizden kabul kısın. Kollarımızı dualar geçemiz. Amin. Allah'ım müşküllerimizi asan yetkin. Hacatlarımızı reva yetkin. Dertlerimizge deva birgin. Rençlerimizge şifa birgin. İlaha perzent talebide bugün braderlerimizge salih salih perzentler birgin. Ataneleri kesel bugün braderlerimize atanelerge şifa birgin. Perzentleri de kesel bugün braderlerimize perzentlerge şifa ikamül birgin. İlaha uzak ülkelerde işleyetken braderlerimiz insanaman yurtlarge kayıtval etsin. Başlarge müşkül çüken braderlerimizin müşküllerine asan etkin. Allah'ım seni beytinge hizmet kılıyetken, seni beytinge maddi, manevi kumak veriyetken, şu mumullerge, Müslümanlarge deyip, yol kuruluşu için, köprük kuruluşları için yordam veriyetken teşkilatlar, rehberleri, mutesaddileri, Allah'ım, berçemizge dünyanın yakışlıklarını birgin, ahiretini yakışlıklarını birgin, kıyametinin azabından sahnegin, baxtları açılmazdan turgan oğlanlarımızını, kızlarımızını, baxtını birgin, saadetini birgin, perzent talebide turgan biraderlerimizge Allah'ım, salih salih perzentler birgin, işleyetken, hizmet kılıyetken, maddi, manevi hisse koşuyetken, berçe mu'mullerden Allah'ım uzun razı olgun, bizge hem hizmetlerden nasip kigin, onu bizden kabul etkin, vatan tinç, yurt abad olsun. وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين.